5. sınıf öğrencilere merhabalar. Bugün 5. sınıf sosyal bilgiler dersinin son konusu bilinçli tüketici işleyeceğiz. Bir de hemen ardından ünite değerlendirme soruları ile ilgili ödevimiz olacak. Haberiniz olsun. Hazırsanız dersimize başlayalım. Son ünitemiz üretim, dağıtım ve tüketim ünitesiydi. Son konumuz ise pardon, şimdiki ünitemiz üretim, dağıtım ve tüketim. Son konumuz ise bilinçli tüketici. Bu dersin sonunda edineceğimiz kazanım ise bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. Öncelikle tüketici ne demek? Tüketici, mal veya hizmetlerden yararlanan, mal ve hizmetleri satın alıp kullanan, tüketen kişilere tüketici denir. Bilinçli tüketici ile tüketici arasında yalnız bir fark var. Bilinçli tüketici şu: bilinçli tüketici ihtiyacına göre alışveriş yapan, yaptığı alışverişlere ait fiş ve fatura, garanti belgesini alan, kullanım kılavuzuna göre ürünleri kullanan ve ayıplı bir mal olduğunda hakkını arayan kişiye bilinçli tüketici denir. Şimdi herkes tüketici olabilir ama bilinçli tüketici olmak biraz daha özveri, gayret ve beceri istiyor. Öyle söyleyelim. Bu resimde görmüş olduğunuz ürünlerin tamamına biz ayıplı mal diyoruz. Öncelikle ayıplı mal ne demek? Ayıplı mal, etiketinde, ambalajında, reklamında bildirilenlere uymayan, hatalı ve eksik olan, tüketicinin beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran mal veya ürünlere ayıplı mal deniliyor. Bu da bir firmaya ait bir ayakkabı görüyorsunuz. Ayakkabı da alındığında muhtemelen böyle bir sorun ortaya çıktı. Bu sorun karşısında bilinçli bir tüketici hakkını arar. Böyle bir ürün görüyorsunuz. Özellikle kargo firmalarında bu çok fazla yaşanabiliyor. Satın aldığınız ürünleri kargo firmasından teslim almadan önce mutlaka paketi kontrol edin. Pakette deforme varsa, yırtılma varsa, zorlanma varsa zaten o ürünü almamanız gerekiyor. Aldığınız takdirde siz bu ürünü bu şekilde kabul etmiş sayılırsınız. O yüzden dikkatli olun. Ayıplı malda yine son kullanma tarihi geçmiş ürünler olup olmadığına dikkat etmek gerekiyor. Bir de şurada bir ibare vardı. Ne diyordu bize? Etiketinde, ambalajında, reklamında bildirilenlere uymayan. Diyelim ki böyle bir firma reklamında gösterdiği ürün ile gerçekten aldığınızdaki ürün aynı değil ise bu da ayıplı mal kısmına giriyor. Değil ise diyoruz yalnız. Reklamında bildirilenlere uymuyor ise. Bilinçli bir tüketici aynı zamanda alışveriş öncesinde, alışveriş esnasında ve alışveriş sonrasında da yapması gereken bazı davranışlar var. Öncelikle bilinçli bir tüketici alışveriş öncesinde, birincisi mutlaka alışveriş için ayıracağı bütçeyi kontrol etmeli. İkincisi alışveriş listesi hazırlamalı. Bu listenin şöyle bir avantajı var. Birincisi alacaklarınızı unutmazsınız. İkincisi alacağınız ürünleri farklı market ve mağazalardan karşılaştırma imkanına kavuşursunuz. Üçüncüsü, alışveriş listesi haricindeki ürünlere çok fazla zaman kaybetmeyeceğiniz için hem zamandan tasarruf yapmış olursunuz hem de diğer ürünleri almadığımızdan dolayı bütçemizde de sarsılmayacak olacaktır. Bir diğeri, üçüncüsü alışveriş öncesinde alışveriş yapmak istediğimiz yerleri önceden belirtmemiz gerekiyor, bilmemiz gerekiyor. Hangi ürünü hangi mağaza ya da marketten alacaksak. Şimdi biz biliyoruz ki alacağımız bazı ürünler var. Örneğin un alacağız kendimize. A mağazasındaki, B mağazasındaki ve C mağazasındaki un fiyatları aşağı yukarı bellidir. Yani alışverişe çıkmadan önce hangi ürünü hangi mağaza marketten alacaksak bunu bilmemiz bize zaman açısından ve para açısından tasarruf sağlayacaktır. Bilinçli bir tüketici alışveriş sırasında da yapması gereken bazı davranışlar var. Birincisi, gıda ürünlerinin son kullanma tarihine mutlaka bakmalıyız. Son kullanma tarihi yaklaşmış ürünleri tercih etmemeliyiz. Burada da yine bilmemiz gereken bir şey daha var. Son kullanma tarihi ile tavsiye edilen tüketim tarihi aynı şey değildir. Son kullanma tarihi artık bu ürünün son kullanacağı tarihi bize söyler. Bu tarihten sonraki ürünü tüketmekte tüketmemek gerekiyor. Tavsiye edilen tüketim tarihi ise uygun koşullarda saklandıysa bu ürün bir süre daha kullanılabilir anlamına geliyor. İkincisi, ürünü kontrol etmeliyiz. Kapağı açık, ambalajı yırtık, ürünleri almamamız gerekiyor. Üçüncüsü, raf fiyatıyla kasadaki fiyatını karşılaştırın. Şimdi bilinçli tüketici şunu bilir: hangi fiyat daha az ise onu öder. Örnek olarak söyleyecek olursak, burada bir yoğurt görüyorsunuz. Bu yoğurdun fiyatı eğer rafta 10 liraysa, kasaya gittiğinizde 15 lira denildiyse kasada, siz 10 lirayı ödersiniz.
Ya da tam tersi de olabilir. Raftaki fiyatı 15 liradır ama kasada 10 lira olarak geçmiştir. Siz kasadakini ödersiniz. Yani kısacası raf ile kasadaki fiyattan hangisi düşükse siz onu ödersiniz. Dördüncüsü, fiş veya faturaları mutlaka almamız gerekiyor. Bunun bir avantajı aldığımız ürünü hangi firmadan aldığımızı ispatlamak için almamız gerekiyor. Bir de garanti belgesini genelde onaylamıyor firmalar. Fiş ya da fatura aynı zamanda garanti belgesi yerine de geçmiş oluyor. Bir de fiş ve faturaların içerisinde KDV miktarda olacağı için devletin vergi gelirleri kayıt altına alınmış oluyor. Beşincisi, elektronik eşyalarda garanti belgesi olarak garanti belgesi çıkacaktır. Bunu onaylatmamız gerekiyor. Garanti belgesi de aldığımız ürünün mutlaka kutusunun içinden çıkar, çıkmak zorunda. Aynı zamanda bir de tüketici olarak bizim bir hakkımız daha var. Bu ürünlerin içerisinden çıkan kullanma kılavuzu Türkçe olmak zorunda. Değilse ürünün bedelini geri alabilirsiniz. Bozulduysa hakkınızı çok rahatlıkla arayabilirsiniz. Garanti belgesinde yine aldığımız firmadan direkt oradan onaylatıyoruz. Şimdi gelelim alışveriş sonrasında neler yapmamız gerekiyor. Birincisi, aldığı ürünü kullanım kılavuzuna uygun olarak kullanmamız gerekiyor. İkincisi, ayıplı bir mal ise aldığı yerden gerekenlerin yapılmasını ister. 3. Hakkını almazsa tüketici haklarını koruyan kurumlara başvurur. Ayıplı mal neydi, hatırlayalım. Ayıplı mal etiketinde, ambalajında, reklamında bildirilenlere uymayan, hatalı ve eksik olan, tüketicinin beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldırılan mal veya ürünlere ayıplı mal denilir. Ayıplı mal olduğunda ne yapmamız gerekiyor? Birincisi, öncelikle sınavlarda çok çıkar bu. Ayıplı bir mal olduğunu tespit ettik, ne yapacağız? Öncelikle aldığımız yere götürmemiz gerekiyor. Almış olduğumuz ürün ayıplı mal kapsamında ise ürün ve almış olduğumuz fiş ya da faturayla birlikte ürünü aldığımız dükkana giderek hakkımızı aramamız gerekiyor. Eğer firma bize yardımcı olmuyorsa bu takdirde biz şikayet hakkımızı kullanabiliyoruz. Yani birinci önceliğimiz aldığımız yere götürmek. Bu duruma satıcı ne yapabilir? Ayıplı bir mal ise satın alınan malın ayıplı olması durumunda birincisi ürünü yenisiyle değiştirebilirler. İkincisi, ürünü tamir ettirebilir. 3. Ürün ücreti geri iade edilebilir. 4. Ayıp oranında bedel indirimi yapılabilir. Yani bu şu: aldığımız ürün 50 liralık bir üründü. Bize yenisiyle değiştirme teklifini yaptılar. Kabul etmedik, başka bir ürün alacak dedik. Ama başka bir ürünün fiyatı daha yüksekse bu durumda bize önceki aldığımız ürünün fiyatı oranında indirim yaparlar. Peki bunlar yapılmadı, ne yapacağız? 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu'na göre birincisi, tüketici mahkemeleri bize açıktır. Tüketici mahkemeleri de her ilçede kaymakamlık bünyesinde bulunuyor. Kaymakamlık binasının içerisinde de olabilir, başka bir binada da olabilir. Oraya gittiğinizde size yardımcı olacaklardır. İkincisi, tüketici sorunları hakem heyetleri bizim sorunlarımızla ilgileniyor. 3. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, özellikle reklamı yapılan firmalarda reklam özelliğine uymuyorsa Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na şikayet etmemiz durumunda firmaya çok ağır cezalar ödenebiliyor, cezalar verilebiliyor. Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü, Alo 175 tüketici hattı. Altıncısı da tüketici bilgi sistemi, www.tüketici.gov.tr. Bunlar hakkında hiçbir bilgimiz yoksa Alo 175'i aradığımızda, sorunumuzu anlattığımızda en azından bize yol göstermede, yol yordam göstermede yardımcı oluyorlar. Buralara başvurarak hakkımızı arayabiliriz. Peki başvuru nasıl yapılır? Konuyu anlatan dilekçe yazarız. Dilekçe ile birlikte ürüne ait fiş ya da faturayla birlikte buraya başvurabiliyoruz. Yalnız ürünün kendisini götürmenize gerek yok. Fiş ya da faturasını götürmeniz yeterli. Diyelim tüketici mahkemesine gideceksiniz. Tüketici mahkemelerinde zaten konuyla ilgili matbu bir dilekçe var. Yani oraya gittiğinizde sadece dilekçede kendi bilgilerinizi, şikayetçi olduğunuz firmayı ve neden şikayetçi olduğunuzla ilgili hikayeyi yazmanız isteniyor. En altında da şikayetinizden sonra ne istiyorsunuz? Yani paranızı geri mi istiyorsunuz? Ürünün değiştirilmesini mi talep ediyorsunuz? Tamirini mi talep ediyorsunuz diye bir bölüm var. Orayı da işaretlemenizi istiyorlar. Ondan sonrası tüketici mahkemelerine kalıyor. Tüketici mahkemesi firmaya yazı yazıyor. Firma avukat aracılığıyla tüketici mahkemesine başvuruyor. Sizin ve o
kurumun olmadığı, şikayetçi olduğunuz yerin olmadığı bir ortamda mahkeme toplanıyor. Kim haklı, kim haksız ortaya çıkıyor. Ki Türkiye'de tüketici yanlısı bir tutum sergileniyor. O yüzden haklı çıkma ihtimaliniz yüksektir. Bir videomuz var bununla ilgili. Merhaba çocuklar. Sizlerle daha önce kaynakların sınırlı olduğunu konuşmuştuk. Kaynaklarımız sınırlı olduğundan bilinçli tüketici olmalıyız. Şimdi bilinçli tüketici olmak için nelere dikkat etmemiz gerektiğine bakacağız. Alışverişe çıkmadan önce bir alışveriş listesi hazırlamalıyız. Bu alışveriş listesini hazırlarken nelere gerçekten ihtiyacımız olduğunu belirlemeliyiz. Öncelikle zorunlu ihtiyaçlarımızı satın almalıyız. Ürünün üretim ve son kullanma tarihlerine bakmayı ihmal etmemeliyiz. Satın alacağımız ürünlerin TSE damgalı olup olmadığını kontrol etmeliyiz. Alışverişten sonra mutlaka faturaya da fiş istemeliyiz. Fiş ya da fatura, ürünün nereden alındığına dair yazılı bir belgedir. Dayanıklı tüketim mallarını satın alırken garanti belgesini istemeyi unutmamalıyız. Bir ürünü satın almadan önce fiyat ve içerik araştırması yapmalıyız. Açıkça satılan bayat ürünleri denetlenemediği için pakete açılmış ürünleri, ezilmiş konserve kutularını da bozulmuş olma ihtimaline karşı satın almamalıyız. Herhangi bir sorunla karşılaştığımızda Alo 175 tüketici hattını aramalıyız. Ayrıca tüketici hakem heyetine ve tüketici dernekleri federasyonuna başvurabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet, sorularımıza başlayabiliriz. Bunları şöyle yapıyorduk hatırlarsanız, ben soruyu okuyorum, kısa bir süre duraksıyorum, cevabınızı düşünün diye daha sonra da doğru cevap açıklıyorum. 6502 no'lu kanun ile tüketiciler korunmaya çalışılmaktadır. Cevabımız doğru olacak. Yeni sorumuz. Değeri düşük olan ürünler ayıplı mal olarak adlandırılamaz. Doğru değildi. Yanlış olacaktı. Yanlış olarak adlandırılamaz. Tüketici hakları için Alo 177 tüketici hakkı vardır. Hattı vardır. Sanki doğru diyecek gibi oluyoruz ama yanlış olacaktı. Çünkü tüketici hakları telefon numarası 177 değil. 175'tir. 177 orman yangın ihbar hattıdır. Bilinçli tüketici planlı alışveriş yapar. Kullanılan eşyalar hiçbir şekilde değiştirilemez. Yanlış olacaktı. Haklarımızı arayabilmek için alışverişten sonra mutlaka fiş ya da faturaları almalıyız. Evet, doğru olacaktı. Ürünü kullanım kılavuzuna göre kullanmalıyız. Bu alışveriş sonrasında yapılacak davranışlardan bir tanesiydi. Doğru olacaktı. Tüketiciler her zaman haklıdır. Şimdi bu çok klişe bir sözdür. Sanki biz doğru gibi algılarız. Ama doğru bir cümle değildir. Tüketici olarak da bizim üzerimize düşen bazı davranışlar var. Bunu yapmamız gerekiyor. En azından ürünü kullanma kılavuzuna göre kullanmak gerekiyor. O yüzden yanlış olacaktır. Aldığımız ürün ayıplı bir ürün ise doğrudan tüketici mahkemesine başvurmalıyız. Şimdi sınavlarda bu çok çıkıyor. Sanki doğru gibi algılıyoruz bunu da. Ama şöyle söylemiştik. Aldığımız ürünü önce tüketici haklarına şikayete başvurmuyoruz. Önce aldığımız yere gidiyoruz. Yardımcı olmazlarsa tüketici haklarına başvuruyoruz. Gıda ürünlerinin son kullanma tarihini kontrol etmeliyiz. Doğru olacaktı. Ürünleri kontrol ederek almalıyız. Evet, ambalaj yırtık olmaması lazım. Doğru olacaktı. Sorumuz, aşağıdakilerden hangisi satın alınan bir ürün bozulduğunda belirli bir süre ücretsiz tamir hakkı sağlar? Normalde fiş ya da fatura deriz ama esas bizi bağlayan belge garanti belgesidir. Telefon almak isteyen bilinçli bir tüketici satıcıya aşağıdaki sorulardan hangisini sorması uygun olmaz? Evet. A sorusu yanlış bir soru olmuş.
Çünkü dayanıklı bir tüketim ürünü olduğu için telefonların son kullanma tarihi olmaz. Bir gıda maddesi alırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmemize gerek yoktur? Gıda maddesi olduğu için gıda maddelerinin garanti belgesi olmaz. Aldığımız ürün ile ilgili bir sorun yaşadığımızda aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmamız yanlış olur? Sorun yaşadığımız bir ürün varsa bu ürünü atarak başka yerden yenisini almak yanlış bir davranış olur. Önce hakkını aramamız gerekiyor, hakkımızı. Mal veya hizmetlerden yararlanan, mal ve hizmetleri satın alıp kullanan tüketen kişilere ne denir? Bu direkt tüketicidir. Yaptığı alışverişlerde ürüne ait fiş, fatura, garanti belgesini alan tüketicilere ne denir? Dikkat ederseniz burada biraz daha bilinçli hareket edilmiş. O yüzden bu tüketiciye bilinçli tüketici denir. Etiketinde, ambalajında, reklamında hatalı ve eksik olan ürünlere ne denir? Evet, ayıplı mal denir. Alışverişten sonra aldığımız yeri ispatlayabilmek için hangi belgeyi de almamız gerekir? Fiş ya da fatura olacaktı. Bu bütün alışverişler için geçerli ama tekrar söylüyorum. Ayrıca 2 yıl garantisi olan ürünlerde garanti belgesini de onaylatmamız gerekiyor. Tüketici hakları hattının telefon numarası nedir? Alo 175. Ödevlerimiz. Yalnız biraz ödevlerimiz fazla olacak, bilginiz olsun. Çünkü ünitemiz bitti. 5. ünitemiz bitti. Sonunda ünite değerlendirme sorularımız da var. Soru çözümün dersimizde görüşmek üzere. Bunları not almak için videoyu durdurabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.